Merhaba arkadaşlar, ben Murat Öztürk. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Gearbest'ten almış olduğum en büyük, en pahalı ürün kutu açılımı incelemesini yapacağız arkadaşlar. Ne aldım? Bu kutuda ne var? Xiaomi Mi 4K profesyonel drone var arkadaşlar. Fransa'ya 2 haftada geldi. Almanya'ya kadar DHL, Almanya'dan Fransa'ya Colissimo ile geldi. Şu şekilde gördüğünüz gibi biraz büyük, ağır bir kutu. Aynı bilgisayar kutusu gibi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Xiaomi bandrolü, Xiaomi logosu var. Dikkat edilmesi gereken bir kargo olduğu belirtiliyor burada. Bu şekilde arkadaşlar. Gerçek anlamda profesyonel bir drone. 4K video kaydı yapıyor. Gearbest'te flash indirimlerden almıştım. Şimdi gelin bu kutuyu birlikte açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, paket bu şekilde. Daha önce hiç açmadım. Ben de sizinle birlikte açacağım ilk defa. Evet, şu şekilde büyük bir paket. Evet, şimdi açmaya başlayalım arkadaşlar. Nereden açalım bunu? Şuradan açalım. Gördüğünüz gibi burada Mi logosu var. Ben de ilk defa sizinle birlikte açıyorum. Evet, Çince yazıyor. Ne yazıyor hiçbir bilgimiz yok. Şu şekilde. Evet, burada gerçekten kaliteli bir kutusu var. Çok kaliteli bir kutusu var. Evet, içeride de sanırım Avrupa fiş adaptörü var. Evet. İçeride adaptör koymuşlar. Evet, kutuyu bir kenara alıyoruz. Evet. Drone'umuz burada arkadaşlar. Canavar burada. Xiaomi Mi 4K profesyonel drone arkadaşlar. Evet, drone burada arkadaşlar. Gerçekten büyük bir drone. Elim yanımda küçük kalıyor. Motor koruma kapakları sanırım. Dört adet.
fırçasız motor. Yaklaşık 25-27 dakika uçuş süresi var. Full HD video kaydı yapıyor. 5 kilometre uçuş kontrol mesafesi varmış arkadaşlar. 5 kilometre. Henüz uçurmadım. Gelecek videoda umarım bunun uçuş incelemesini izleyeceğiz. Şu anda hiçbir bilgim yok nasıl çalışıyor. Drone kendisi bu arkadaşlar. Gerçekten büyük, çok kaliteli bir hissiyatı var. Drone'un kendisini şöyle bırakayım. Diğer pakette ne varmış? Hangisi? Şunu alsak burada. Bunu kaldırıyoruz. Bu sanırım boş. Evet. Kumandayla başlayalım. Bu şekilde kumandası, gimbalı aynı pakette. Gimbalı düşürdük. Şu şekilde 3 aksis gimbal arkadaşlar. Drone'un en pahalı parçası bu. Şu şekilde 4K video kaydı yapıyor. Arkasında soğutma pervanesi, USB portu var. Bir de mikro hafıza kartı yuvası var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Gerçekten kaliteli hissiyatı bir kumandası var. Bunların biri video, biri resim çekme için. 2 adet Wi-Fi anteni var. Gerçekten güzel hissiyatı var. Otomatik eve dönüş. Kanca asmak için. Burada açma kapatma. Otomatik kalkış modu. Bu sanırım video modu. Video konsantre parlaklığı ayarlamak için. Bu gimbal hareket ettiriyor sanırım. Bunları birlikte deneyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oturuyor ele. Çok kaliteli bir hissiyatı var. Ağır biraz. Sanırım bunları numara koymuşlar. Biz tamamen farklı açtık. Burada bir numaralı. Bir numara, iki numara, üç numara, dört numara. Biz sanırım en sondan başladık. Evet, geldik pervanelere. Devasa boyutta pervaneler var. Gördüğünüz gibi şöyle koysam daha iyi anlaşılır. Bunun pervaneleri gerçekten devasa. İki adet sarı, altın, iki adet gümüş renginde.
Bunlar da yedek pervaneleri. Burada gerekli vidalar var. Ne için herhangi bir bilgi yok. Tornavida var. Vida var. Pervane koruyucuları. 4 adet pervane koruyucusu. Aslında güzel olmuş. Kırmızı beyaz drone ile kırmızı beyaz güzel olur. Türk bayrağı rengi. Evet, burada gerçekten ağır bir batarya arkadaşlar. Drone'un bataryası ikinci pahalı parçası. Drone'un ikinci en pahalı parçası. Birincisi gimbal, ikincisi bataryası. 5100 miliamper bataryası var sanırım. Bu batarya bize 25-27 dakika uçuş veriyor arkadaşlar. 25-27 dakika gerçekten güçlü bir batarya. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten güçlü bir batarya. Evet. 5100 miliamper. Gerçekten güçlü bir batarya. Zaten aşağı yukarı drone'la aynı ağırlığa eşit. Sırada güç adaptörü var. Yani laptop adaptörlerine benziyor. Bu bataryayı doldurmak için. Bu şekilde drone bataryasını şarj edebiliyoruz. Kutu içerisi bu şekilde arkadaşlar. Evet, burada ne var? Burada bir adet USB kablosu var. Bunu sanırım bilgisayar telefonla kumandayı birbirine bağlamak için mikro USB kablo var. Evet arkadaşlar, drone bu şekilde kenar burmanda geri çekip ayaklarını kapatıyoruz. Şu şekilde. Gimbal'ı nasıl takılıyor tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi gimbal koruma kapağını kaldırıyoruz. Gimbal'ı buraya takacağız. Evet arkadaşlar, gimbal'ımızı yerine yerleştirdik. Şekilde. Şimdi bataryasını takalım. Sanırım bu şekilde mi yoksa bu şekilde mi? Evet arkadaşlar, pervaneleri bu şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi sarı, gümüş renkler. Sarıya takıyoruz. Gümüş rengine takıyoruz. Şu an karşılıklı. Sarı çok basit arkadaşlar. Vidası falan yok. Şöyle gördüğünüz gibi bunu buraya denk getiriyoruz.
Evet arkadaşlar, pervanelere taktık bu şekilde. Gerçekten çok kolay pervane takmaları. Bunu pervane koyup bastırıp vidayı çeviriyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Kurulumu çok basit. Şu şekilde kumandasıyla açmak için şöyle buraya bir kere basıyoruz aynı anda iki butona. Kumandasıyla ve drone'un bataryasındaki butona. Kumandayla drone eşleşti. Şimdi gördüğünüz gibi gimbal kendini kalibre ediyor. Bu arada bilmiyorum ses duyuluyor ama gimbal'ın soğutma fanı da çalıştı. Gördüğünüz gibi gimbal gerçekten düz duruyor. Harika bir gimbalı var arkadaşlar. Henüz uçurmadım. Gördüğünüz gibi gerçekten büyük bataryaya da takınca bayağı ağırlaştı. Bunun ağırlığı ne kadar şu anda gerçekten bunun ağır olmasının avantajı rüzgarda etkilenmiyor arkadaşlar. Diğer profesyonel DJI'lara göre falan daha sabit duruyor. Daha stabil sabit duruyor. İnceleme videolarını çok izledim. Çok araştırdım. Şu şekilde gördüğünüz gibi burada 2 adet sensör var. Bunlar sonar sensörleri. Kapalı alanda sanırım bu şekilde GPS yani kaybettiği zaman kapalı alanda bu şekilde kendini sabit tutuyor. Gerçekten güzel bir hissiyat var arkadaşlar. Gimbal'ın motoru çalışıyor. Sanıyorum soğutuyor. Video 4K video çekiyor tabii ki. Gimbal'a büyük iş düşüyor. Zaten dediğim gibi drone'un en pahalı parçası gimbal'ı, bataryası, sonra kumandası. Evet arkadaşlar, ürün bu şekilde. Xiaomi Mi 4K profesyonel bir drone. Yakında bunu uçuracağız arkadaşlar. Bunun uçuş videosu bir dahaki videoda gelecek inşallah. Beni takip edip videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar.